وسبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فضور ثم ارجع البصر كرتين. 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giden Samsunspor kafilesi otobüsün kaza yapması sonucu büyük bir facia yaşadı. Kazada Samsunspor teknik direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Baladaoğlu, Mete Adadır, Zoran Tomik ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. 1989 tarihinde Malatya Spor'la oynanacak Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşması için Malatya'ya giden Samsunspor takımı Havza içerisinde bir kamyonla çarpışmış ve kafileyi taşıyan otobüs uçurma yuvarlanmıştı. Futbol şehitlerinin acı haberi ise sevenlerini üzmüştü. Futbol şehitleri kazanın 35. yılında memleketlerinde mezarları başında dualarla anıldı. Dediğimiz Muzaffer Badaloğlu kulunda ruhuna özellikle hediye eylülürsen vasıl eyle. Okunan Kur'an'ın nur ile kabrini nur eyle. Makamını cennet eyle. Taksiratını af eyle. Derecesini âli eyle. Hasbel kader kabir azabına düşe olmuş ise ya Rabbi işin mübarek müsaade hürmetine kabir azabını bertaraf eyle. Her niyette buraya gelmişler ise niyetlerinin kabul ve kanin için amin diyen bir cemaatimizin ve bizlerin sağlık, sıhhat ve selameti için ve hasaten buraya Kur'an okumamıza vesile olan başucunda Kur'an okuduğumuz meyyite merhum Muzaffer Badaloğlu kulunun ruhu için bütün geçmişlerimiz ruhları için Allah'ım senin rızan için el Fatiha. Zonguldak Spor altyapısına yetişen ve yıllarca kırmızı lacivertli formayı giydikten sonra Samsunspor'a transfer olan ve kazada hayatını kaybeden merhum Muzaffer Badaloğlu için Zonguldak'ta Asr-ı Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Badaloğlu'nun ailesi, takım arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Badaloğlu'nun mezarına karanfil bırakılarak Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. 34. yıl maalesef ilimizin önemli değerlerinden bir tanesiydi rahmetli Muzaffer abimiz. Gençlerimizde onun tanıması, bilmesi, hatırlaması, unutmaması adına bu töreni yine düzenledik. Bundan sonra da devam edeceğiz. İnşallah bundan sonraki zamanlar daha farklı, daha kapsamlı, daha geniş bir şekilde ailesinin, gençlerimizin, çocuklarımızın katılımlarıyla bu programa devam edeceğiz. İnşallah bir daha böyle günler görmeyiz spor camiası adına. Gelen herkese, katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün beni yalnız bırakmayan ve her sene olduğu gibi yanımda olan bütün insanlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Erken kaybettik Muzaffer'i. Beraber top oynadığımız dönemlerde geleceğin çok iyi bir futbolcusu olacağı bir gerçeği vardı zaten. Onu da oynamış olduğu sürelerde ispat etmişti. Yani futbola da doyamadı. Çocuklarına da doyamadan çok erken yaşta rahmet oldu. Allah mekanını cennet etsin. Evet, kardeşimiz Muzaffer 35 sene geçmesine rağmen hala unutulmadı. Hala içimizde, kalbimizde. Sevgimiz çok büyük. Adam gibi adamdı Muzaffer. Benim bacanağımdı, arkadaşımdı, takım arkadaşımdı. Mekanı cennet olsun. Huzur içinde olsun. Her 20 Ocak bizim için farklı bir anlam kazanıyor. Birçok insan için doğum günü vesaire günler olarak hatırlansa da bizim için çok hüzünlü bir gün. Spor camiası, futbol camiası bugün de bizi yalnız bırakmadınız. Öncelikle ablamız ve ailesi adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer yandan bu vesileyle camiamızın değerli insanları var aramızda. Volkan abi gibi, Ahmet Birdal abi gibi. Onlar da çeşitli sağlık sorunları yaşadılar. Onlara da geçmiş olsun diliyorum. Samsun'da bu törenler yapıldı bir saat önce. Takip ettik. Her sene burada genç kardeşlerimiz de var. Onlar için de bir büyüğünü anmak, bir değerine değer katmanın ne kadar anlam kazandığını böyle günlerde daha farklı anlıyoruz. Bu vesileyle tekrardan Türk sporumuzun başı sağ olsun. Hepimize sabırlar diliyorum. Umarım gelecek günlerde çok daha farklı anlamlı törenler yapmak nasip olur. Hepinize eski bir Samsunspor Kulüp Başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak geldiğiniz katılımınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim.